Kayserili 6 yaşındaki sporcu Mira Özaktı, milli sporcu olan annesinin izinden gidiyor. 3 kez Türkiye şampiyonu olan Özaktı, dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum dedi. Mira Özaktı. Burada neler yapıyorsun? Antrenman, spor. Burada da jimnastik yapıyorum. Ne zamandan beri yapıyorsun? 3 yaşında başladım. Kaç yaşındasın peki? Şu anda 6 yaşındayım. 6,5 değil, direkt 6. Peki neler yapacaksın? Hedeflerin neler? Dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Ödül almışsın duyduğumuza göre. Evet, aldım. Ne ödülü aldın? Altın madalya. Mira'yla biz 3 yaşında tanıştık. Mira'yla jimnastiğin temel eğitim hareketlerini yapmaya başladık. Bunlar esneklik, dayanıklılık, kuvvet üzerine. Daha sonra Mira'nın annesi milli antrenör olduğu için jimnastiğin temel hareketlerinde bu esneklik ve dayanıklılık, kuvvet antrenmanlarından sonra wushu branşına yönlendirdik. 3 gün veya 4 gün oyun şeklinde esneklik, dayanıklılık, kuvvet üzerine temel eğitim hareketlerini verdik. Bu çalışmaların sonunda Mira Türkiye'de 3 kez şampiyon oldu. Mira'yı 3 yaşında jimnastikle tanıştırdık. Onun öncesinde benimle beraber antrenmanlara geliyordu. Kickbox wushuyla bir tanışmışlığı oldu. Sadece izlemek için geliyordu. Ara ara kalkıp hareketleri yapmaya çalışıyordu. Daha sonrasında bir hocamın yanına jimnastik antrenmanlarına getirdim. Şimdi çocuklar 6 yaşına kadar temel eğitim olarak jimnastik almaları gerekiyor. Daha sonrasında da 6 yaşından sonra branşlarına ve kabiliyetlerine göre yönlendirilebilir. Biz de Mira'ya bu şekilde jimnastik eğitimi verdik. Hala da Birol Hocam çalıştırmakta. Haftanın belirli günleri 3 veya 4 gün jimnastiğe geliyor. 3-4 günde duruma göre değişiyor. Bu şu antrenmanlarını devam ediyor. Şu an Mira'nın hem annesiyim hem de antrenörüyüm. İkisini koordineli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Küçük yaşta jimnastikle başladığı zaman çocuklarda el ayak koordinasyonları gelişiyor. Çocukların iki tarafı da hem sağ hem sol taraflarında kullanma kabiliyeti gelişiyor. Algılarında farklılıklar yaratıyor. Küçük yaşta esneklik hem kazanılan hem de kaybedilen bir durum. Bu yüzden de kasların esnekliğini kaybetmemesi için, bu yaşlarda kuvvetinin gelişmesi için de spora yönlendirilmesi gerekiyor. Yani ileride başarılı bir sporcu olması için, sağlıklı bir birey olması için herkesin spora yönlendirmesini tavsiye ediyorum. Şimdi geçen sene Mira Türkiye şampiyonasına katıldı. İlk Türkiye şampiyonu olmuştu. Orada işte biz ilk başta aslında ona oyun şeklinde yarışmaya katıldı. Böyle kazanma kaybetme duygusunu aşılamadan, çünkü bu yaş çocuklarında Mira 6,5-7 yaşında, çok fazla işte o duygudan yoksun bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Eğlenceli şekilde çıktı halıya, taasını çizdi. Daha sonrasında bu sene de ikinci kez Türkiye şampiyonuna girdi. Yılın son iki yarışması vardı. Orada Türkiye şampiyonu olduktan sonra artık yavaş yavaş Mira da ciddiyetin farkına vardı. Daha dikkatli oluyor. Yarışmalara girerken bir gün öncesinde hazırlanıyor, heyecanlanıyor. İşte hemen kıyafetini, saçını, başını nasıl yapacağını planlıyor. Ve normalde antrenmanlarda şaşırsa bile yaptığı hareketi hakemlerin karşısına çıktığında şaşırmaması gerektiğini, artık nasıl puanlamalarla karşı karşıya kalacağını biliyor.